Kendi kitaplarınızda neleri gizlediniz, örtbas ettiniz, hep onları açığa çıkarıyor. Allah'ın dinini parlatıyor. O, o kitaplar da İslam kitabıdır. Çünkü tek din İslam olduğuna göre İsa Musa Aleyhisselam da İslam peygamberleridir. Ama siz gizlediniz, kapattınız, tahrif ettiniz, değiştirdiniz. İşte Resulümüz geldi, parlattığı işleri, gizli hükümleri açığa çıkarıyor. Siz gizlediniz onları. Rejim cezası vardı mesela Yahudilerde. Ne yaptılar onu? Fakir zina ederse taşlan recm ediyorlar. Eşraftan biri soylu bir aile zina ediyorsa ne yapıyordular? Ee, onu diyorlardı idare edelim seni biz. Gidiyorlardı e, ne yapacağız? Hükmü değiştireceğiz. Allah'ın adını değiştiriyordular mesela. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Yahudilerde bir zina oldu. Soylu bir aileydi. Efendimiz'e geldiler. Hakem yaptılar Efendimiz'e. Yahudiler yaptı. Dediler sen ne fetva veriyorsun? Şimdi onlar dediler ki ya bizim kitapta şimdi rejim var. Eğer biz bu rejim cezasını uygularsak soylu bir ailemiz olmayacak. E biz bunu şimdi bir işlem yapıp da e, kapatırsak, gizlersek o da pahalıya patlar. Hocaların rüşveti pahalı. Yahudi alimlerin rüşveti çok pahalı. Ben san diyor ben Allah'ın hayetini değiştiriyorum senin için. az parayla olur mu? <laughs> Sen rejim taşlan öldürüleceksin. Ben senin kafanı kurtarıyorum. Ondan sonra bu böyle pazarlık payı yok. Öyle şey olur mu? E şimdi bu sefer bunlar da dediler ki ya nasıl olsa ahir zaman peygamberi çıkmış. Ona gidelim. Belki onda rejim yoktur. Kurtarırız dediler. Efendimize geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki tamam ben size dedi sizin kitabınızla yani Allah'ın hükmüyle amel edecek olsam. Çünkü siz Müslüman değilsiniz. Müslüman değilseniz sizin hükmünüzü size göre versem rejim. Bunlar bu sefer Efendimiz'e yutturacaklarını zaten. Bizde rejim mecim yok falan. E ne olacak? aliminizi getirin. Geldi. Büyük alimlerim. İbni Suriye mıydı? Öyle bir şaşı var bir Yahudi fedekten. O geldi. En büyük alimler o zaman. Efendimiz ümmi. Okuma yazma bilmiyor. Açtı Tevrat'ı. Okudu okudu okudu. Parmağını koymuş rejimin üstüne. Okudu 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 öyle gidiyor. Abdullah bin Selam Müslüman olmuş. Yahudilerin en büyük alimi. Ama tabi onu ne yaptılar onlar? Dışladılar. Evvela onu çok metederdiler. Ama o Efendimiz sallallahu aleyhi ve geldiğinde dedi bir göreceğim bakacağım bakalım. Biraz imtihan edeceğim. Eğer ahir zaman peygamberin alametleri tutarsa iman edeceğim. Çünkü iyi niyetle geldi. Efendimiz'i daha görür görmez dedi. Levlem tekun fi ayatun mübeyyinetun lekane manzaru bir bil haberi. Ya bu zatın hiçbir mucizesi olmasa manzarası sana söylüyor peygamber olduğunu dedi ya. Şu cemali görmüyor musun? Hemen iman etti. Bu mübarektir. Abdullah ibn Selam cennetle müjdelenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle müjdeledi. Bir rüya gördü. Geldi rüyasını anlattı Resulullah Efendimize. Tabir buyurdu. Sen cennetliksin buyurdu. O büyük adam radıyallahu anh. O dinini satmadı. Ha bu sefer efendimize de dedi ki şimdi Yahudi heyetleri benim arkamdan gelecekler. Onlar da çünkü yeni gelmiş Medine'ye heyet heyet geliyorlar. Kimdir, nedir? Medine'nin etrafı Yahudi çok. Geldiler. Dedi sen beni içeri sok sonra ben lazım olunca çıkarım. Efendimiz efendimiz onu gizledi. Perdenin arkasından o durdu. Onlar geldiler heyet halinde sorular sordular, cevaplar aldılar. Soru cevaplarında da hepsini bildi. Ki onu ancak peygamber olan bilebilir. O şifreleri Allah vermiş onlara Tevrat'ta. Peygamber olmayan o cevabı bilemiyor. E, o cevapları bildiği halde tabi işi bozmak isteyince Efendimiz buyurdu onlara Abdullah İbni Selam'ı tanır mısınız? Oh tanımaz olmuş. Nasıl bilirsiniz? Seyyidina bin seyyidina o bizim efendimiz olur. Bütün babaları efendimiz olur. Bizim ulema sülalemiz odur. Tamam. O bana iman etse siz de iman eder misiniz? Cık. Haşa o seni gibi sahtekere inanır mı dediler. O zaman Abdullah bin Selam çıktı perdenin arkasından. Yahu dedi siz dedi bu kadar zaman okuduk anlattık bekliyoruz bekliyoruz peygamber Tevrat bize haber verdi müjdeledi İncil bize haber Ha işte bu zat değil mi siz bunu bildiğiniz halde? Niye inkar ediyorsunuz? O bu zaten döneğin biridir dediler. Bu bizim en rezilimizdir. Bunun babası da bozuktu dediler. Yahudi pazarlığı ayak üstü Hemen değiştirdiler. İşte Abdullah Aleyhisselam Efendimiz yanında tutardı. Ne zaman bu rejim meselesinde geldiler, parmak altı yapmışlar şeyi, rejim ayetini, Aliminde getirdiler. Abdullah Aleyhisselam dedi, çek parmağını dedi oradan. Çek parmağını, çekti. Oku burayı doğru. Allah ne buyuruyor? Zina eden evli ise edin. Bak burada Allah'ın hükmü budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Abdullah Aleyhisselam onları rezil etti. Öyle. Ondan sonra kendilerine göre işi o zaman değiştirmişler. Evvelce de değiştirmişler. Ne diye? İşte efendim zinadeni e, yüzlerini karaya boyayacağız. Eşeğe ters bindireceksin. Ondan sonra mahalle mahalle dolaştıracaksın. Tüyü diye herkes tükürecek. Rejim yerine böyle bir ceza bulmuşlar. Bu da daha rezillik bir şey yani. E, öyle uydurmuşlar. Adamlar acayip çeşit çeşit uyduruyor yani. Tevrat'ı tahrip etmiş. Değiştirmiş. İncil'i değiştirmiş. Kur'an'da Allah Teala bunu haber veriyor bize bunlar. Yuharrifunel kelime amme vâ Yerlerinden Allah'ın ayetlerini kelimelerini alırlar. Değiştirirler. Deccal'ın tarifindekileri efendimizin ta tarifine koymuşlar. Efendimizin tarifini Deccal'ın tarifine koymuşlar. Sıfatları oradan siliyor buraya koyuyor. Çünkü o zaman alim hafız az. Tevrat büyük kitap 1 milyon ayeti var. 1 milyon ayet kimse ezberleyemiyor. Çok az adam ezberliyor. Çok az adam ezberlediği için 3-5 kişinin tekelinde. Hadis-i şerif Buhari'dir. bi bi'aşrun minel el-yahud le'amenne bil Yahut on Yahudi alimi bana inansaydı bütün Yahudi milleti şimdi bana inanmıştı. Onun için bütün Yahudi milletin kıyamete kadar gelecek ve cehenneme gireceklerin vebali on alimin üstündedir. Çünkü onlar biliyorlardı baştan, onlar bozdular bu işe. Şimdi eğer Yahudilerin Efendimiz'e inanması şart olmasa, Resulullah böyle buyurur mu? 10 kişi inansaydı bunlar da inanacak, bunlar inanmadı hiçbiri.